Basın mensubu arkadaşlarımız, dostlarımız, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Alton firmasının Türkiye'deki gelişimi, ürünleri, diskografi yaptığı markaları, kendi markaları üzerindeki 2012 senesindeki stratejilerine kısa göğsünden geçeceğimiz artı yeni ürünü olan seramik kaplama ile ilgili lansmanı beraber sunacağız. Bu konuda Alton Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağına Sayın Mahmut Yıloğlu size biraz hoş geldiniz diyecek ve arkasından da gerekli sorunları yapacağız ve soru cevap yazarak basın toplantısını izleyeceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Mahmut Bey'i mikrofona davet ediyorum. Bu konuda daha sonra sorular bittikten sonra soru ve cevapları birlikte tekrardan cevaplandıracağız. Geldiğiniz için dikkat teşekkür ediyoruz. Mahmut Bey'i mikrofona davet ediyoruz. Buyurun Mahmut Bey. Murat Bey'le teşekkür ediyorum. Bu güzel açılış konuşması için sunum için. Sayın basın mensubu, değerli misafirlerimiz ve sevgili mesai arkadaşlarım. Almanya'da 2 ay önce piyasa arz edilen dünyanın bugüne kadar üretilmiş olan en güçlü boya koruma ürünü olan Sonax Seramik Kaplama'nın lansmanı için düzenlediğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bizim tabii ki davetimize icabet ederek aramıza katılan bizimle bugünkü bu heyecanı ve sevincimizin mutluluğumuzu bizimle paylaşan hazırlığındaki herkese teşekkür ediyorum. Bu toplantıda, bu basın toplantımızda Murat Bey'in de ifade ettiği gibi sadece bugün lansman konusu olan Sonax Seramik Kaplama'nın size sunumunu yapmayacağız. Bununla birlikte buna ilave eden yaptığımız pazar araştırmaları sonucunda Türkiye'de marka bilinirliği %58 civarında olan Sonax markası ile Sonax ürünleri ve Sonax hizmetlerinin yanı sıra Sonax'ın 16 yıldır Türkiye genel distribütörü olan Alton AŞ hakkında da kamuoyunda merak edilen kısa özet bilgileri de size sunacağız. Sizler de takdir edersiniz ki 2001 yılında hiç tanınmayan ve bilinmeyen bir markayı alıp 2016 yılında bunu %85 devirlik oranına kavuşturmanın arkasında Auto'nun reklama, tanıtıma, basına ve medyaya verdiği önem ve bunun için yapmış olduğu yatırımların çok büyük bir önemi vardır, katkısı vardır. Bu stratejimiz de bundan sonraki dönem için de devam edecektir. Bugün yaptığımız basın lansmanının arkasında da bu anlayış, bu felsefe yatmaktadır. Özellikle siz değerli basın mensubu sektöründe olan arkadaşlar çok iyi bilirler ki Auto gerçekten tanıtıma, marka imajına ve markanın önemine inanan bir felsefeye sahiptir ve bunun için bugüne kadar büyük bir katkı yapmıştır, elinde geleni yapmıştır. Ben bu çerçeve içerisinde daha fazla değerli zamanınızı almadan Sonax Seramik Kaplama'nın hepinizi sabırsızlıkla
sıklıkla beklediği sunumunu yapmak üzere şirketimizin satış sonrası hizmetler müdürü Sayın Bülent Başaran Bey'i davet etmek istiyorum, sözü ona vermek istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Kaplamadan bahsedeceğiz. Sanak Seramik Kotik. Ürün içeriği diye bir başlık sayfasıyla başlarsak, bir tarafta bildiğimiz bir seramik. Şimdi burada üst kısmı silisyum esaslı bir sır kaplamayla kaplı. Öz yine topraktan geliyor tabii. Alt kısım da öyle katmanlardan oluşuyor. Ancak bu ismi almasında yüzeyde kullanılan sır kısmın sağlamlığından esinlenmeler. Seramik kaplama ürünümüz yandı. Masanın üzerinde de biraz sonra göreceğiz. Bu ürün bir ön hazırlık spreyi, daha sonra birinci kat seramik kaplama ürünü, daha sonra ikinci kat parlatma kat ürünü ve bunların uygulanacağı bir numaralı ve iki numaralı süngerler ve bunun yanı sıra yanında bir tane eldiven ve bir tane mikrofiber havlu var boya yüzeyinde herhangi bir sürülmede zorluk yaşanmasın diye kullanılan böyle bir setten oluşan bir ürün. Güç. Şimdi güç konusundan bahsedersek hep sertlik üzerinde durulur. Şimdi sert olmak gerçekten tam anlamıyla güçlü olmak mıdır? Biraz bu kavram üzerinde konuşacağız. Ancak bir elmas baktığımızda elmas bile kesilip kırılabiliyor, belli formlara sokulabiliyor. En sert madenlerden bir tanesi. Aslında sertlik tek başına bir şey ifade etmiyor. Hem sertliğin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra da esneklik en önemli özelliktir. Esnekliğin bulunması gerekiyor. Buyurun. Tabii bu sadece takdir edersiniz, madenler için geçerli değil. Yani gücü dayanıklı kılan esnekliktir gerçekten. Bu sosyal hayatta, aile hayatında, politika hayatında hemen hemen bütün güçler için söz konusu. Bir baba olarak bizi güçlü kılan esnekliğimizdir. Bir yönetici olarak bizi güçlü kılan esnekliğimizdir. Aynı şekilde bir lider olarak da bizi güçlü kılan esnekliğimizdir. Böyle olmalıdır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Sanak CC36 diye belirtilen ürünümüz bugüne kadar üretilen en güçlü boya kaplama ürünü. Esneklikten gelmekte güç. Bir görselimiz var. Bahsedeceğiz bu görselden. Burada bu görselin arkasında tabii polimer bir yapı yatıyor. Birazdan Bülent Bey de size izah edecek. Bu fotoğraf bu polimer yapını tıpkı örümcek ağı gibi altıgen şekilde birbirine geçmesiyle oluşturulan esnekliği ifade etmek için kullanılan bir fotoğrafımızdır. Evet. Şimdi bu fotoğrafta aslında çok büyütülmüş bir fotoğraf. Üzerinde bir partikül zerresi var. Boyanın üzerine vuran. Bu taş gibi belki görebilir ama taş değil. Yani bize soruyorlar bunu taşları da koruyor mu reaksiyon boyasına karşı. Bizim seramik ürünümüz tabii ki çok ince çizikleri ve bazı partikülleri, sert partiküllere karşı boya koruyor. Bunu takdir edersiniz ki 120-160 sürat hızla giden bir araca çarpan çok böyle bir santim kalınlığında veya bunun gibi taşlara karşı korunması imkansız. Mevcut boya da korunamıyor zaten. Evet. Yani bu bir partikülün yüzeye çarparak sekmesini gösteren bir görsel. Şimdi uzun süreli esnek koruma dedik. Geliştirilmiş nanopartikülleri kullanılıyor bunda da. Geliştirilmiş nanopartikülleri birbirine kenetlenerek kimyasal bir tepkimeyle dirençli bir ağ oluşturuyor yüzeyde. Kim zerreleri biraz evvel de gösterdiğim gibi bu oluşan ağ üzerine esnek yapıya çarparak yüzeyden sekiyorlar ve boya üzerinde zarar vermiyorlar. Araç boyası çok kuvvetli bir parlaklık ve derinliğe sahip oluyor. Çünkü ikinci kat polimer ve kompozit esaslı bir yapı üzerine uygulanıyor. Biraz sonra göreceğiz. Ve boya yüzeyinin bu şartlarda ömrünü çok uzatıyor. Ömür dediğimizde de tabii garanti sırasında biraz sonra bunu göreceğiz. Mükemmel ve uzun süreli bir boya koruma. Şimdi boyadaki genel problemlere baktığımız zaman öncelikle boya yüzeyine baktığımız zaman agresif çevre koşulları boyanın yüzeyinin bozulmasında çok etken.
Bunun yanı sıra çevre koşulları dışında her şeyi bir bütün düşünmek lazım. Fabrika bacalarından çıkan partiküller, işte öndeki araç fren yapıyor, balatalarından çıkan partiküller, egzozdan çıkan partiküller, hepsi adeta boyayı şekilde gördüğünüz gibi deliyor boya yüzeyini ve buraya parçacıklar saplanıyor. Bunların sonunda tabii matlaşmalar, dökülmeler gibi sorunlar yaşanıyor. Ana problem hemen hemen bu karşımızda. Yani araç üreticileri boyanın orijinal, yani orijinal aracın boyasını 3 yıl garanti veriyorlar. Bu 3 yıldan sonra boyada deformasyonlar başlıyor. Fakat bu deformasyonlara yol açan en önemli etkenler, işte demir tozları, boya saplanıyor. Bazı diğer sert metaller, yani çok böyle küçük metaller, inşaat söküntüleri, bir takım diğer kimyasal partiküller. Bunlar gerçekten boyada zamanla deformasyona ve renk sormalarına yol açıyor. Tabii ki iklim şartları. Yani biz koruma deyince Türkiye'de yollarda giderken seken taş parçalarının kaşı koruma algılanıyor. Oysa boyayı tahrip eden bu bahsettiğimiz çevresel koşullar ve diğer etkenler taştan daha çok boya zarar veriyor. Asıl boyayı tahrip eden, asıl boyanın solmasına, renk kaybetmesine ve aracın değer kaybetmesine yol açan taşlar değil, öbürleri. Onun için bizim önceliğimiz bu aracın değerini ve boyasını düşüren bu çevresel ve dış etkilere karşı boya korumak. Bütün dünyada öncelik buna tanınıyor. Evet. Çözüm tarafına baktığımızda, Sonax seramik boya korumayla baktığımızda, diğer boya koruma sistemlerimiz de var Sonax'ta. Ancak 36 ay garantiyle, biraz sonra da göreceksiniz, sunduğumuz boya korumada, yüzeyde çok ileri derecede kuvvetli bir ağ yapısı oluşturuluyor. Ve bunun üzerinde, biraz evvel de bahsettiğim gibi, polimer kompozit küleşim bir yapı, parlak ışıltılı bir yapı oluşturuluyor. Ve sonucunda dikkat ederseniz, işte toz devreleri, yoldaki kış şartlarındaki tuzla veya araçlardan dediğim gibi çıkan partiküller gibi boyanın üzerine gelen bütün etkiler boya yüzeyinden sekerek uzaklaşıyor. Yapı bunu oluşturuyor. Bir görselimiz vardı arada. Bunun yanı sıra şimdi cam kadar sağlam seramik kaplanmış bir yapıya sahibiz. Şimdi burada biraz bahsetmek gerekli. Boya korumalarda sertlik seviyesinden bahsedelim. 9 saç sertlik seviyesine haizdir bu boya korumada. 9 saç sertlik seviyesi tüm firmalarda ön plana çıkarılmaya çalışılıyor ama 2005 yılından beri Sonax 9 saç sertlik seviyesinde koruma ürünleriyle çalışıyor zaten. Ve iki adımda uygulanarak adeta biraz sonra göreceğiz bir deri gibi aracın üzerine ikinci bir deri gibi kaplayan bir yapı oluşturuyoruz. Enteresan maddeler var. Gaz maskesi gerektirmez diye bir madde var. Sağdaki Sonax boya sahadaki seramik kaplamaları incelediğimizde sağlığa zararlı maddeler içerenler var. Sonax'ta sağlığa zararlı olmadığına dair sertifikaya sahiptir. CC36 ürünü. Bunun yanı sıra boya tabancası gerektirmiyor. Çok kolay bir sürüm işlemi var boya yüzeyine. Ve iki kademede hızlıca işe halledebiliyoruz. Boya yüzeyine herhangi bir tahribat vermeksizin ve boya üzerinde ne kadar beklerse beklesin hiçbir şekilde risk oluşturmaz. Diğer seramikler üretim esnasında karkeyir üreticileri tarafından üretilmediği için yüzeye sürüldüğünde bekleme sonlarında zımparayla dahi sökülemez hale geliyorlar. Kızılötesi ışınlar gerektirmiyor kuruma aşaması için. Bunlar havada oksidasyonla kimyasal tepkimesini bitiriyorlar. Adeta bir deri gibi, dediğimiz gibi aracın yüzeyini sarıyor. Bu esnek yüzey çok enteresan. Araç da bir yolda seyir halindeyken de çukurlarda veya aşırı sıcaklık değişimlerinde kaportadaki genleşmelere de karşılık verebiliyor aynı zamanda ve kirlerin sekmesini de sağlıyor yüzeyde. Uygulama tarafına baktığımızda, biraz teknik detayına baktığımızda iki katta uygulanan bir uygulama dedik. Birinci kat, seramik kat. Seramik kat, temel katman olarak isimlendiriliyor. Burada geliştirilmiş, modifiye edilmiş silisyum partikülleri ikili olarak birbirine tutunmaya başlıyorlar önce. Bu seramik katın sürülmesi aşaması.
Daha sonra boya yüzeyine kimyasal, boya yüzeyine de kenetleniyor. Kendi aralarında da daha sıkı bir bağ oluşturuyorlar. Ve boya yüzeyindeki kılcal çizikleri de kapatmaya başlıyorlar. Bu silme aşaması. Ürünü siliyoruz boya yüzeyinden. Daha sonra bekleme aşaması var. Bekleme aşamasında bu bağ çok daha fazla kuvvetleniyor. Birbirlerine çok sıkı bağlanıyorlar. Her noktadan bağlandıkları için esnek bir yapı oluşturuyorlar. Ve yüzeyde çok mukavemetli, mekanik aşınmalara da izin vermeyecek bir yapı oluşturuyor. 2 saat geçme süre zarfında. Daha sonra parlatma kat uygulaması yapılıyor. İkinci kat uygulamada da dediğimiz gibi polimer kompozit bir parlak, polimer kompozit bir yapıyla parlak bir yüzey oluşturuyor. Ve yüzeye ekstra bir su itici efekti sağlıyor. Su ve diğer partiküllerin üzerinde tutulmasını önlüyor. Avantaj tarafına baktığımız zaman, ürünün avantajlarına, kış şartlarındaki avantaj tarafını önce incelediğimizde, kışın en ağır şartlarda araç üzerinde biriken karları temizliyoruz tabii, indirip alıyoruz. Bunların boya üzerinde yıpratıcı etkileri var. Öte yandan yol şartlarına baktığımızda, işte yola tuz veya çeşitli kimyasallar koyuyor. Bunlar araçların tekerleklerinden boya yüzeyine sıçrıyor ve boyada gerçekten problem çıkarıcı, aşındırıcı, matlaştırıcı bir etki yapıyor. Bunlara karşı boya yüzeyini koruyor. Tabii kış aylarında da rüzgarlar çok daha sert. Düşünün süratli bir araçta yine havada partiküller uçuşuyor ve araç bunun arasından geçerken ciddi şekilde boya deformasyona uğruyor. Bunlar üzerinde önleyici etkisi çok büyük. Kuş dışkıları çok önemli bir konu. Asitik tabii bunlar ürünler. Boya yüzeyindeki etkileri çok çok ağır. Bunlarda da koruma süresini arttırıcı bir özelliği var. Zamanı uzatıyor boyanın zarar görmemesi için. Boyanın ömrünü %100 uzatıyor. Şöyle ki otomobil üreticileri biraz evvel Mahmut Bey bahsetti. Yaklaşık 3 yıllık 2 yıl veriyorlar artı 1 yıl. 3 yıllık bir süre veriyorlar boya ömürleri için, garantileri için. Bizimki de 36 aylık bir korumayla yaklaşık 3 yılda üzerine ekleyerek aynı ışıltıyı korumasını sağlıyor. Aracın değerini koruması yönünde gerçekten ışıl ışıl, kırıl kırıl bir araç. Değer bakımından da çok yukarıda oluyor. 3 yıl boyunca dediğimiz gibi parlaklık ve bunun yanı sıra da tabii kırıl kırıl bir arabanın da sürüş keyfi başka oluyor. Orada yaşatıyor sürücüleri. Biraz görsellere bakalım. Burada şimdi bir boya yüzeyi mikroskop altında incelenmiş şekli var. Burada çiziklere sahip bu boya yüzeyi. Bu mikroskop altındaki görünüm. Diğeri de fotoğraf makinesiyle çekilmiş boya yüzeyi. Üzerindeki çizikler görünüyor. Ve bu uygulama bittikten sonraki boya yüzeyini de şurada görüyoruz. Biraz sonra görsellerine de bakacağız bunu. Şöyle ki, araç üzerinde yapılmış çalışmalara baktığımızda işlem yapılmamış bölüm ve kaplanmış bölüm olarak aradaki fark, çizikleri giderilmesi ve parlatılması yönünde. Biraz daha ileri gidelim. Burası bir kaput. Araç kaputu. Şöyle arkadaşlarımız aslında ayakta duruyorlar yanında ve bu bir araç üzerindeki kaputtaki yansıma. Seramik uygulama yapıldıktan sonra. Bir diğer görünüm daha var. Bu biraz daha belli olsun diye. Aracın tam kaputu görünsün diye kaputun üzerinden aldık ki oldukça net, ışıl ışıl, parlak bir görünüm. Yine diğer bir görünüm, başka bir aracın, Volkswagen marka bir aracın kaputu da yapılmış. Hiç bu özel ışık kaynağı yok burada. Ortam şartlarında çekilmiş fotoğraf. Hatta biraz daha ileri sayalım, cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğraf. Profesyonel çekimler değiller bunlar. Profesyonel çekimde daha başka şeylerle karşılaşabilirsiniz. O derece parlak bir yapı oluşturan bir ürünümüz. Destekleyin gücü bu. Şimdi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ancak bir tane videomuz var. Bu videoyu da açacağım size. Bu videoyu da bir görmeniz için. 2 dakikalık bir video. Kısa bir video zamanı söyleyeceğiz. O videoyu da size göstereyim. What is force? Does force mean being strong? No. When force reveals its weakness,
flexibility shows its full strength. The force of flexibility. Experience the new Zonax Profiline Ceramic Coating CC36. The most powerful car paint protection that ever existed. CC36 is not only strong, but flexible. It coats the body like a second skin. Other paint sealants are nearly as laborious as an entirely new car paint job. CC36 is applied in two steps to the car paint. Flexible for the best car paint protection. No breathing protection. No paint pistol. And no infrared radiation needed. The particles reactively anchor to the surface and form a covalent bond with the car paint. This creates a highly resistant, flexible network, protecting the car paint from external influences. Dirt particles bounce off the flexible surface without damaging it. Like that, the car paint keeps its long-lasting, brilliant shine with depth effect. Zonax Profiline Ceramic Coating CC36. Flexible is strong.